güvenli yapılarda yaşasın. Önlenemeyen depremden, zamanı da bilinmeyen depremlerden yıkıntılar yaşayıp canlara mal olmasın. Depremlerin sonuçları da göstermektedir ki insanları öldüren, kayıplara yol açan, ülkeye afet yaşatan mühendislik hizmeti almamış binalardır. Ülkemizde 20 milyon civarında olduğunu Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri açıklamakla birlikte bu stokun büyük bir kısmı deprem kuşağında bulunmaktadır. Fakat gerek Ceyhan depreminden, gerek Yalova depreminden sonra bu binaların iyileştirilmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi için herhangi bir çalışmada, gözle görülür bir çalışmada yapılmamıştır. Bunun sağlanması için gerek inşaat mühendisleri olsun, gerek ilgili kuruluşlar tüm çabaları ve önermeleri söylemelerine rağmen herhangi bir çalışma yapılmamakla birlikte iktidar çevreleri rant ve prestij sağlayacağı yatırımlara daha büyük öncelik verip onlara yönelmişlerdir. Örneğin Kanal İstanbul projesi bir kişinin hayalini gerçekleştirecek bir olay değildir. İnadına yapacağız diyor. İnadına da İstanbul'u üçe bölüp şu anda içinden çıkılmaz olan gerek trafik, gerek diğer sosyal donatıları hepten yok edecek bir yaklaşım içindeler. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın hayalimdi diyor. Bir kişinin hayaliyle Türkiye coğrafyası değiştiriliyor. Ve bu da büyük yararlar sağlanacak iddiasıyla ortaya atılıyor. Ve yine de yanıtmak için Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı örnek gösteriliyor. Şöyle dünya coğrafyasınızı önüne getirdiğiniz zaman Panama Kanalı Meksika Körfezi'nden Pasifik'e geçmek için 11-12 bin kilometre yolu kısaltmış durumda. Yine Cebeli Tarık'tan, İtalya'dan, Fransa'dan Basra Körfezi'ne ya da Hindistan'a gitmek için Afrika'yı dolaşmaktansa Süveyş Kanalı'ndan geçiyorsunuz. Bu da yaklaşık 13-14 bin kilometre yolu kısaltmaktadır. Kanal İstanbul ise ölçmedim bilmiyorum ama kısaltsa 30-40 metre bilemedim bir kilometre kısaltır. Ha bir dikdörtgen kenarına üstten gitmişsiniz, alttan gitmişsiniz fark etmeyecektir. Üstelik İstanbul'un coğrafyasını bozuyorsunuz. Orası Kuzey Anadolu fay hattında bulunduğu için de olası deprem tetiklemelerine yol açacaktır inşaattır. Sert bölgelerde, kayaçlarda ister istemez atım yapacaklar. Oranın doğasını bozacaklar. Yani nereden bakarsanız çok gerekli, inadına yapılacak bir yatırım da değil. Biz inşaat mühendisleri olarak halkımızın depremden sonra değil, depremden önce mühendislik, mimarlık hizmeti alarak işlerine devam etmeleri her zaman savuna gelmişizdir. Çünkü şunu ısrarla söylüyoruz, deprem değil, binalar öldürür. Bunu Ceyhan halkı 23 sene önce çok acı tecrübeleriyle yaşadı. Dileriz ki bir daha böyle bir afetle, böyle bir yıkımla karşılaşılmasın. Bu arada tabii biz inşaat mühendisleri olarak, mimarlar olarak, şehir plancıları, jeoloji mühendisleri olarak dilimiz döndüğü kadar yapılması gerekenleri defaten söylememize rağmen hiç dikkate alınmıyor ve gerekli çalışmalar da yapılmıyor. Bunları anlatmaktaki amacım 23 yıl önce yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için önlemlerin alınması gerektiği fikrini taze tutmak içindir. Sözlerim burada bitirirken